Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Çağatay. Ben Ezgi. Bugün sizlerle Almanya'ya geldiğinizde karşılaşabileceğiniz 10 tane zorluktan bahsedeceğiz. Hı hı. Biz buraya geldiğimizde bu zorluklarla kendimiz birebir yüzleştik. Pek çoğundan da haberimiz yoktu. Başka bir ülke taşındığınızda bunlarla genellikle yüzleşiyorsunuz. Biz bunu Almanya üzerinde konuşacağız bugün. Hı hı. Ezgi. Evet. O zaman başlayalım. Tamam. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımıza göz atın. O zaman birinci maddeyle başlayalım. Tamam. Her şeyin çok uzun sürmesi. Evet, ilk önce her şeyin çok uzun sürmesiyle başlayabiliriz. Biz buraya ilk geldiğimizde böyle bir şeylerin ayarlanmasıyla genelde ben ilgilendim ve bu konuyla en çok ben yüzleştim diyebilirim. Türkiye'de genelde işimizi çok çabuk bir şekilde halledebiliyoruz ya da alternatif çözüm yolları bulabiliyoruz ama Almanya'da bu çok fazla mümkün değil. Ben de hep bu hayalle gittim bazı yerlere, özellikle belediyeye ya da internet bağlatmak için. Ama fark ettim ki hiçbir şey tahmin ettiğim kadar hızlı yürümüyor. Ben nasıl bir gün süreceğini düşünürken, iki gün süreceğini ya da bir hafta süreceğini düşündüğüm şeyler genelde 6 haftadan önce olmadı. Özellikle randevu alma. Mesela vizemizi uzatmak için randevu almaya gitmiştik. Bize yaklaşık 2-2,5 ay sonra bir randevu vermişlerdi. Yani bir sorun çıktı, tekrardan aldık. Yani. Evet. Bunlara çok çok dikkat edin. Sorun çıkmaması çok çok önemli. İnterneti kaç ayda bağlatmıştık? İnterneti de 6 haftada falan bağlattık sanırım ki reklamlarda bizim gördüğümüz üzere ertesi gün kapınızda şeklinde reklamlar vardı. Hı hı. Buna bağlı olarak biz o internet firmasını tercih ettik ama aslında bir gün sonra olan sadece ADSL'in gelme kısmıymış. İnternetin bağlanması açılması tam olarak 6 hafta sürdü ve ilk önce size bir mail atıyorlar, randevu veriyorlar, o saatte evde olmamız gerekiyor gibi. Yani ilk başta böyle zorluklara hazır olun. Ev bulmak da çok çok zor. Tabii. O da çok uzun sürüyor. Hı hı, bu da çok, yani çok uzun sürenlerden biri. En az bence 6 ay düşünmek lazım. Evet, önceden bakmanızı tavsiye ederiz. Bu da çok çok uzun süren şeylerden biri. Ama kısa süren bir şey varsa o da bence banka hesabı açtırmak. Ama tabii ki de ondan önce bir sürü prosedür tamamlamış olmanız gerekiyor. O prosedürleri tamamladıktan sonra bankadan randevu aldığınızda bizim yarım saat içerisinde açılmıştı diye hatırlıyorum. Evet, randevudan sonra. Hı hı. Ama tabii ki evinize kartınızın gelmesi gibi süreçler yine 2-2,5 haftayı buluyor. Ama banka hesabınız açıldıktan sonra veznelerden transferlerinizi yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki bu başka bir konu. Evet. Burada zaten hani banka hesabına pek girmek istemiyorum. Burada, hı-hı, online bankacılık da var. Sadece online. Onlar çok çok daha hızlı ilerliyor. Tabii ki. Tabii. Ama güvenilirliği tartışılıyor. Onlar pek girmeyelim. İkinci madde. İnsanların pek İngilizce konuşmaması. Evet. Buraya geldiğimizde yine yaşadığımız zorluklardan biri de buydu. Ben buraya gelirken birazcık Almanca biliyordum ama A1 seviyesini bile tamamlamamıştım açıkçası. O yüzden buraya geldiğimde tabii ki iletişim kurarken İngilizceyi tercih ediyordum. Ama özellikle belediyelerde çoğu kişi İngilizce konuşmuyor ya da konuşmayı pek tercih etmiyorlar. Bu nedenle buraya gelmeden önce mümkün olduğunca Almancanızı geliştirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Zaten o yaşadığım zorluklar beni birazcık daha böyle hızlı Almanca öğrenmeye itti. Çünkü hep gitmeden önce böyle tercüme ettirerek kendi kendime gidiyordum. Hani İngilizce olarak kafamda kuruyordum, bazı application'lar kullanaraktan Almanca'ya çeviriyordum. Ya da bir yerden sonra zaten kafamda mantığı oturuyordu, kendim kurmaya çalışıyordum. Anlayış gösteriyorlar gibi bilmemenizi ama çok da İngilizce konuşmaya yanaşmıyorlar diyebilirim. Daha çok gençler hani böyle yolda bir şey de sorduğunuz zaman İngilizce cevap verebilirler. Ama kurumlarda birazcık zor diyebilirim. Bence ama yardımcı olmaya çalışıyorlar bu arada. Bazıları sadece bilmiyor. Ama şehirden şehre de çok mesela tabii değişiyor. Mesela güneydeki şehirlerde bu yani İngilizce bilmem oranı yüksekken bence. Mesela Berlin'de çok şaşırmıştık hatırlarsan. Evet. Çoğu kişiyle İngilizce konuştuk. Evet, Hamburg'da da öyle mesela. Doktorda bile İngilizce ile iletişim kurabiliyorsunuz ama güney bölgelerinde İngilizce pek de böyle özellikle doktor ya da belediye kurumlarında geçerli bir dil değil. Evet, ve işin ilginci de ben bunu arkadaşlarıma söylediğimde bana yo bütün doktorlar İngilizce bilmek zorunda diyorlar ama. Ama biz böyle bir şeyle pek karşılaşmadık yani. Doktora gittiğimizde hep böyle kendimizi özellikle ilk başlarda çok değişik şekillerde ifade etmeye çalışmıştık yani. Evet, artık üçüncü maddeye geçelim bence. Tamam. Çoğu yerde ne kredi kartı ne banka kartının geçmemesi. Bu konu, evet, hakkında ne düşünüyorsun? Bu konuda benim çok çok zorlandığım bir konuydu. Çünkü ben Türkiye'de daha çok bankamatik kartıyla alışveriş yapıyordum. Hı-hı. Bu da benim için çok çok büyük bir kolaylıkla. Tabii ki de her zaman yanımızda nakit taşımamız gerekiyor ama özellikle büyük alışverişler yapacağımız zaman da nakit ödememiz gerekiyor olabilir. Çoğu süpermarkette aslında kredi kartı ya da banka kartı geçerli ama mesela
böyle pastanelerde ya da daha küçük işletmelerde banka kartı geçerli. Hatta bazı restoranlarda sadece nakit geçerli ve bu direkt internet sitelerinde yazıyor. Bu nedenle sürekli olarak yanınızda nakit para taşımanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Bence de. Bu turist olarak gelecek olanlar için tabii ki de geçerli. Benim bununla ilgili çok komik bir anım var, hemen anlatayım. İsveç'e iş gezisi için gittiğimizde o bölgelerde de tamamen kart geçerli. Herkes kartları hazırladı, ben de nakit para hazırladım çünkü Almanya'dan geldiğim için alışkanlık. Arkadaş baktı elimde, böyle İsveçli arkadaş, dedi ki Çağatay şey yapmayabilirler. Nakit almayabilirler. Onlarda da tam tersi bir durum varmış. Böyle de ilginç bir olay olmuştu. Ve dördüncü maddeye geçelim. Hı hı. Pazar günü neredeyse hiçbir yerin açık olmaması. Evet, bu da oldukça zorlayıcı bir durum. Çünkü Türkiye'de özellikle böyle işten sonra yorulduğumuz için hafta sonu bizim için çok çok değerli. Ve daha çok genelde böyle zamanımızı dışarıda geçirmeyi tercih ediyoruz. Alışveriş merkezlerinde ya da kafelerde. Ama Almanya'da maalesef bu pek mümkün değil. Ya da özellikle pazar günü market alışverişi yapmak istiyorsanız bu kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. Ama bazı restoranlar ya da kafeler açık olabilir. Ama kıyafet alabileceğiniz yerler, o tarz dükkanlar, alışveriş merkezleri tamamen kapalı. Ama yasa gereği kapalı. Evet, yasa gereği kapalı. Bu sadece alışveriş merkezleri, pardon, bu sadece pazar günü için değil, resmi tatillerde de geçerli. Almanya'da çok fazla dini tatil var. Bu tatillerde de yine süpermarketler ya da benzeri yerler tamamen kapalı oluyor ve bazen böyle arka arkaya 3-4 gün olduğu olabiliyor. O zaman da böyle önceden markete gidip stoklamanız gerekebilir. O yüzden haftalık alışveriş yapıyorsanız cumartesiden direkt alışverişi, cumartesi sabahından hatta alışverişi bitirmenizi tavsiye ediyorum. Evet, çünkü cumartesi akşama doğru markette çok fazla bir şey kalmamış oluyor ve tabii ki de yenilemiyorlar ertesi gün tatil olduğu için, ancak pazartesi günü yeni ürünler geliyor. O yüzden alışveriş yapmak için en ideal zaman cumartesi sabahı diyebiliriz, de dediğin gibi. Aynen öyle. Bu 5. maddede 4. maddede çok bağlantılı. Hı hı. Dükkanların saat akşam 8'den sonra, yani 20.00'dan sonra açık olmaması. Hı hı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet, bu da mesela şöyle oluyordu. Bizim için yaşadığımız zorluk olarak örnek vermek istiyorum. İlk geldiğimizde bir sürü işi halletmemiz gerekiyordu. Ya da işte Çağatay çalıştığı için onun üzerine kontratları yapmamız gerekiyordu. Öyle bir durum olduğu zaman da Çağatay işten çıktıktan sonra buluşup o zaman halletmemiz gerekiyordu. Ve işten çıkması bazen 6-6.30 bulabiliyordu gelmesi. Daha sonrasında işimizi halletmek için hemen böyle koştur koştur şehir merkezine gidip halletmeye çalışıyorduk. Ama birazcık daha mesela 10'a kadar açık olsa belki bizim için birazcık daha rahat olabilirdi. Tabii. Ya da akşam mesela dışarı çıkmak istiyoruz. Böyle birazcık şehirde hava almak istiyoruz, bakınmak istiyoruz. Ama eğer saat böyle 7.30 gibiyse hemen vazgeçiyoruz. Çünkü saat 8'de dükkanlar kapanmış oluyor. Bizim için çok çok bir anlamı olmuyor. Eğer böyle acele işiniz varsa ya da böyle akşam böyle hava almak için şehre inmek istiyorsanız, alışveriş yapmak istiyorsanız bu saat 8'den sonra pek mümkün değil. Zaten el ayak da bayağı çekiliyor şehir merkezinden 8'den sonra. Tabii bu 4. ve 5. maddeler aslında insanların çalışma şartlarını da çok iyiye getiren maddeler. Alıştıktan sonra aslında görüyorsunuz ki gerçekten yararlı. O tabii sonuçta orada çalışan insanlar da pazar günü çalışmamış oluyor. Veya da ne bileyim saat 8'den sonra. Ya tabii ki sadece biz Türkiye'de yaşadığımız için bize çok zor gelen bir durumdu. Yani mantıklı buluyorum ama bize zor olan bir şey. Aynen. Ve 6. maddeye geçelim. Para transferinin en az 1 gün sürmesi. Zaten ilk maddede işlerin yavaşlığından bahsetmiştik. Ama Türkiye'de havale olduğu zaman para hemen transfer oluyor ve EFT olduğu zaman da yanlış bilmiyorsam 10 dakika içerisinde diğer kişinin hesabına geçebiliyor. Ama kira yatıracaksanız özellikle benim size tavsiyem 2 gün önceden yatırmanız. Mesela ayın 1'inde ise eğer yatırmanız gereken zaman ayın 28'inde yatırmanızı tavsiye ederim. Çünkü yatırdığınız gün içerisinde para karşıdaki kişinin hesabına geçmiyor. Bence bu da birazcık zorlayıcı bir sebep. Biz ilk başta evi kiraladığımız zaman parayı yatırmıştık ama 2 gün sonra geçmişti. O yüzden o parayı yatırdığımız gün eve geçememiştik. Çünkü paranın karşıdaki kişinin hesabına geçmesi gerekiyordu. Bu da birazcık bize zaman kaybına sebep oldu diyebilirim. Buna lütfen dikkat edin. Yani eğer en başta da söylediğim gibi ayın 1'inde ise 1'inde yatırmayın. Bir 2 gün önceden yatırmaya dikkat edin. Aynen. Ben de öyle katılıyorum. Ve 7. madde. Yani Almanca kurslarında yer bulmamak. Bunu en iyi sen biliyorsun. Evet. Şöyle ki çok fazla yeni gelen insan var. Aile birleşimiyle olabilir, bizim gibi gelenler olabilir, Almanya'da dil öğrenmek için gelenler olabilir.
Ve bu tarz yani kurslar aslında çok fazla ama tarihleri uymuyor ya da çok fazla talep olduğu için kontenjan yeterli olmuyor. O yüzden önceden bakıp kurslara önceden yer ayırtmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ve bazı kurslar inanılmaz popüler bazı şehirlerde. Özellikle kişiler ona gitmek istiyor iyi eğitim kalitesi olduğu için. Onlarda yer bulmak inanılmaz zor olduğu için en az 2 ay ya da 1 ay öncesinden kesinlikle kayıt yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da oldukça zorlayıcı bir konu. Ama özellikle popüler sezonlarda bulmak gerçekten çok zor. Evet, özellikle yaz dönemine doğru birazcık daha zorlaşıyor. Ama dediğim gibi önceden rezervasyon yapacaksanız ya da internetten araştırırsanız çok bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama kurslarda da şuna dikkat edin. Bazı kurslar sadece mesela A1-1 için kayıt alıyor. Bazıları ise A1'in tamamı için kayıt alıyor. Evet. Fiyatları da ona göre veriliyor olabilir. Mesela benim şöyle bir hatam olmuştu. Bir kurs için fiyatına bakmıştım ama diğer kursun iki katı fiyatıydı. Ama meğersem o aslında bütün A1 kurumunu kapsamış. Evet. Herkes de aslında aynı fiyata denk gelmiş oluyor. Hani bunlara dikkat edin. Sözleşmelere iyi bakmak lazım. Bazılarında A1-1 ve A1-2 mesela atıyorum. sanki siz A1-1 için yapıyoruz zannediyorsunuz ama A1-2'ye gitmek zorundasınız. Evet, evet, bazen mesela en az 8 haftalık sözleşme imzalamanız gerekiyor gibi koşullar da olabiliyor. İlk başta Almanca bilmediğiniz için belki gözünüzden kaçabilir ama lütfen sözleşmeleri imzalarken bunlara çok çok dikkat edin. Çünkü kimse size bir şey söylemiyor. Çok net bilgiler vermiyor. Evet. Ve siz daha sonra sağ burada böyle yazıyormuş derseniz bu kimse size yardımcı olamaz. Evet. Bu önemli bir konuydu. Teşekkürler. Ve 8. madde açıkçası birazcık açık bir madde. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Burada bilinmesi gerekenler. Şimdi biz Türkiye'de yaşadığımız için en azından oradakileri biliyoruz. Ama Almanya'ya gelince çoğu burada yaşayan için normal olan şeyleri bilmiyoruz. Mesela buna ne örnekler verebilirsin? Mesela hayatın birazcık pahalı. Aslında market fiyatları euro cinsinden düşününce makul fiyatlar ama tekstile baktığımız zaman aslında Türkiye'nin çok çok daha uygun fiyatlı olduğunu görebiliriz. Kesinlikle öyle. Bir de ilk geldiğimizde mesela ister istemez şöyle bir karşılaştırma oluyor. Hani direkt Türk parasına çevirip hani yani Türkiye'de daha uygun gibisinden bazı karşılaştırmalar olabiliyor. Buraya geldiğinizde eğer burada yaşayacaksanız euro cinsinden her şeyi kabullenmenizi tavsiye ederim. Ama ilk başta da dediğim gibi yani tekstil burada oldukça pahalı. Bence pahalı, evet. Yani şey maaşınıza oranla da pahalı. Mesela market alışverişi bence hani biraz daha uygun Türkiye'ye göre ama tekstil pahalı. Veya ne bileyim en basitinden çilingir. İnanılmaz pahalı. Yani anahtarı kaybetmeyin kesinlikle. Evet, anahtarınızı kaybetmemeye kesinlikle özen gösterin. Özellikle anahtarınızı kaybetmeyin veya da anahtar kilidinizi değiştirmemeye çalışın. Korkunç pahalı yani. Tamam Türkiye'de de pahalı ama burada inanılmaz. Ve bunlar için mesela sigortalar var. Bunlar çok pahalı şeyler olduğu için insanlar sigorta yaptırıyor. Ve yani ne bileyim burada yine bilinmesi gereken herkesin olan üçüncü kişiye zarar sigortası. Sorumluluk sigortası olarak geçiyor sanırım Türkçe tam çevrildiği zaman. Yani bir insanın yani üçüncü bir kişiye şahsa bir maddi bir şeyine zarar verdiğinizde bu sigorta sizi koruyor. Ve burada neredeyse herkesin var. Evet. Mesela biz bunu bilmiyorduk. Çok cüzi bir miktara böyle aylık böyle 10 euro gibi bir şeye. Kendinizi bu konuda sigortalattırabilirsiniz ve biz ikimiz de bu sigortaya dahiliz şu anda. Örnek veriyorum. Ben arkadaşımın laptopunu ödünç aldım ve daha sonrasında bir şey oluyor. Onu bir şekilde bozdum. Eğer bir sigortaya sahipsem bu sigorta benim için arkadaşımın laptopuna verdiğim zararı karşılıyor. Bu genelde Çağatay'ın dediği gibi Almanya'da çoğu kişinin yaptırdığı bir sigorta çeşidi. Aşağıya zaten açıklamalara yazarız. Almancasını söylemek birazcık zor çünkü çok fazla sessiz harf var yan yana. Bu şekilde. Eğer bu sigortalarla ilgili bir daha doğrusu sigorta, kasko hepsini içeren bir video istiyorsanız aşağı yorumlara belirtiniz. Ve 9. maddeye geçelim. Burada çöpler bayağı detaylı ayrılıyor. Evet. Bu konuda biraz zorladı bizi ilk başta değil mi? Evet, kesinlikle. Şöyle ki burada çöpler yaklaşık 5'e ayrılıyor diyebiliriz. Bunlardan birincisi plastik dönüşümlerin olduğu. Bunda da, bunun için de özel bir torba yapmanız gerekiyor. Buna da gelbezak deniyor. Yani sarı torba. Bu torbayı böyle fırınlardan ya da böyle gazete bayilerinden alabilirsiniz. Ücretsiz. Tamamen ücretsiz. Daha sonrasında bu birincisi plastikler. İkincisi bio. Böyle muz, elma, soğan kabuğu gibi şeylerin atıldığı. Bunlar için de özel poşetler var. Genelde böyle kese kağıdı gibi oluyor. Bunları marketlerden alabilirsiniz. Bu ikincisi. Üçüncüsü cam çöpü. Camları da evde ayrıca ayırmanız gerekiyor ve size yakın bir cam toplama merkezinde renklerine göre atmanız gerekiyor. Tabii depozitosu yoksa. Depozitosu yoksa, evet. Dördüncüsü
bahsettik. Hem neydi? Kağıt. Kağıt çöpü. Bu işte pizza kutusu, kağıt, dergiler, bu tarz şeyleri kağıt çöpüne atmanız gerekiyor. Kağıt çöplerinin de çok kutusunun rengi yeşil oluyor. Bir de normal geriye kalan çöpler, bunlardan artık geriye ne kalıyorsa onların da normal çöpte toplanması gerekiyor. Bunların atılması gereken çöp kutusunun rengi siyah, biyolojiklerin ise kahverengi. Bir de gel bezak, tabii ki bu şehirden şehre değişebilir. Bizde en azından 3 haftada bir toplanıyor. Evet. Ve 3 haftada bir sizin o çöpü dışarı çıkarmanız gerekiyor. Yani elinize kaçırırsanız, kaçırırsanız bir 3 hafta daha beklemeniz gerekiyor. İnternetten kendi şehrinizin gel bezak toplama şeylerine bakabilirsiniz. Bölgeden bölgeye de değişiyor toplama tarihleri. Ya da özel bir tatil varsa başka bir güne ertelenebiliyor. O yüzden bu çok çok önemli. Başka atladığım bir çöp yok herhalde, değil mi? Ha, bir de Çağatay'ın dediği gibi bazı plastik şişelerde ve de cam şişelerde depozito olabiliyor. Yani siz alırken o fiyatı zaten ödüyorsunuz. Plastiklerde bu 25 cent iken camlarda 8 cent gibi bir şey oluyor. Bunları marketlerde alışveriş yapmadan önce depozito kutularına atıp onların ederi kadar bir kağıt alabiliyorsunuz. Bunu da market alışverişinizde kullanabiliyorsunuz. Aynen. Çöpler bu şekilde diye hatırlıyorum. Ve bunu doğa için yapmamızın yanı sıra ayrıca da yasal olarak da yapmanız gerekiyor. Cezası yine para cezası var sanırım. Sanırım, ben çok detaylı bilmiyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Hamburg'dayken ben, biz tabii arkadaşla sormuştuk işte çöpleri nasıl ayırabiliriz falan. Yani kimse bilmiyordu. Yani çok ilginçti. Belki Hamburg'un sadece o bölgesinde de, biz merkezdeydik, kimse bilmiyordu ve normal çöpe atmak zorunda kalmıştık. Hatta biz birkaç sokak işte ilerideki çöpü bulup oraya atmıştık ayrıştırma çöpünü. Ya ayrıştırmak tabii ki güzel. İlk başta birazcık zorluyor. Türkiye'de de tabii ki dönüşüm var ama bu kadar detaylı değil. Ama bir yerden sonra alışıyorsunuz. Yani sıkıntı olmuyor. Hatta güzel bir şey olduğu için bence mutluluk da veriyor. Ve bu 10. maddeye geçmek istiyorum artık. Tamam. Burada bir sözü sana bırakacağım ben. Taksit, yani buradaki adı finansiyerim. Aslında tam karşılamıyor ama yine de. Sanırım diye. Şimdi Türkiye'de biz taksiti seviyoruz. Açıkçası biz de yaptırıyorduk Türkiye'de yaşarken. Çok normal bir şey. Fakat Almanya'da bu kadar normal bir şey değil. Ben arkadaşlarla da konuştum, buradaki Alman arkadaşlarla. Yani onlar da diyor hani eğer ki paramın yeteceği bir şeyse direkt nakit alırım diyor. Neden? Çünkü genelde anlaşmalı bankaları oluyor. Bunu işte gidiyorsunuz, banka işte orada hemen atıyorum bir tane televizyon aldınız. Televizyonun fiyatı kadar siz kredi çekiyorsunuz. Tabii bunun bilmem ne masrafları falan oluyor açmak için. Orada hemen size bir banka hesabı açılıyor bankadan. Ondan sonra o banka size kredi çıkartıyor. Ondan sonra onu ödüyorsunuz. Ve bence çok zahmetli. Evet. Yani ekstra da masraf çıkaran bir iş. Evet. Burada sözünü böyle çok pardon. Yani kasada kredi kartınızı verip ben buna 10 taksit yaptırmak istiyorum gibi bir şey söz konusu değil. Varsa da biz bilmiyoruz. Yani bizim başımıza öyle bir şey gelmedi. Biz iki kere taksit yaptırdık bu zamana kadar. İkisinde de böyle bizi ilk baştakinde bir yere götürdüler. Böyle taksit yaptırma merkezi gibi bir yere. Oradan daha sonrasında işte banka bilgilerini alıyorlar, giriyorlar. Sistem sizin taksit yaptırmaya uygun olup olmadığınıza karar veriyor. Eğer uygunsanız taksit yapmak için onaylanıyorsunuz. Ve Çağatay'ın da dediği gibi sizin çalışmadığınız bir banka üzerinden bu taksitlendirme yapılıyor. Ama hesabınızdan otomatik olarak işte her ay çekiliyor. Ama genelde 12 ay taksit oluyor diye hatırlıyorum. O değişebilir belki, bilmiyorum. Evet. O bunun gibi bir şey sadece Türkiye'de bir kere rastladım. O da cep telefonu içindi. Onun dışında bir de herhalde laptop için neydi. Onun dışında hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım ben. Ama burada en azından bütün her şey için sanırım bu şekilde burada ilerliyor. Evet. Bu da birazcık zorlayıcı olabiliyor ya bence. Bence de. Ve konuşmamız gereken konulara bakıyorum. Şöyle bitti. Ezgi, ekleyeceğim bir şey var mı? Yok, bizim yani dediğimiz gibi en başta da buraya geldiğimiz zaman yüzleştiğimiz en büyük zorluklar bizim için buydu. Tabii ki belki bunlar kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir ama sizler geldiğinizde de bunlarla yüzleşmeye hazır olun. O zaman çekilmesini istediğiniz konuları aşağıya yorum olarak bırakırsanız seviniriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Cheers.